Çocukların sağlıklı ve yeterli beslenmeleri, gelişimleri ve eğitime devamlılıkları için hayati bir öneme sahip ve bunu herkes biliyor. Ama çocukları koruması, takip etmesi gereken kurumlar tüm sorumluluğu ebeveynlere yıkmış durumda. Hatta çocukların nasıl sağlıklı beslenmesi gerektiğine dair öğüt vermekten de hiç ve hiç geri durmuyorlar gerçekten. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Emine Erdoğan ile başlattığı Okulunda Sağlıklı Besleniyorum programı ile internet sayfasında çocukların nasıl sağlıklı beslenebileceğine dair çok çeşitli videolar yayınladığını görüyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ailelerle dalga geçer gibi bir de öğüt tweetliyor. Çocukların dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın da öğün öğün gerekli olduğunu söylediği gıdalar bir çocuk için aylık yaklaşık 5000 liralık bir harcamaya tekabül ediyor bugün. Yani bir asgari ücretin yaklaşık yarısı sadece bir çocuğun sağlıklı beslenebilmesi için ayrılmak zorunda bugün. Çocukların en temel ihtiyacına devletin gözlerini kapatmasının sonuçları TÜİK verilerine de yansıyor. Ülkemizde 0-17 yaş arası 9.4 milyon çocuk, yani her iki çocuktan biri bugün yetersiz besleniyor. Gerçekler ortada. Ne Milli Eğitim Bakanlığı, ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ne de Sağlık Bakanlığı sorumluluğu üzerinden atabilir. Okullar çocukların sadece derse girip çıktığı yerler değil, çocuk koruma sisteminin de en önemli alanlarından biri. Ve veriler iktidar tarafından okulların böyle ele alınmadığının en somut kanıtı. Çocukların takibinin yapılmaması, artan yoksulluk yüzünden eğitim kopuşlarının önünün açılması, çocukları korumaya dönük politikaların yetersiz oluşu, çocuk istismarının, çocuk işçiliğin, çocuk yaşta zorla evliliklerin, çocukların suça sürüklenmesinin artışıyla sonuçlanıyor. Bugün böyle bir tabloda yaşıyoruz. Eğitim hakkının, sağlık hakkının, yaşam hakkının sağlanması için okullarda bir öğün, ücretsiz sağlıklı yemeğin her çocuğa verilmesi en önemli haklardan biri. Geçtiğimiz yıl Ekmek ve Gül tarafından başlatılan okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek kampanyası derinleşen yoksulluğun etkisiyle ülke geneline yayılarak geniş halk kesimlerince sahiplenildi. Eğitim Bakanlığı bu yükselen mücadele karşısında 30 Ocak 2023'te bir genelge ile 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılının ikinci yarı yılı itibariyle okul öncesi öğrencileri için ücretsiz öğle yemeği uygulaması başlattığını açıkladı. Biz dedik ki bu yetmez. Eğitimin tüm kademelerinde bir öğün ücretsiz yemek hakkını hayata geçirmek zorundasınız. Peki AKP iktidarı yoksulluğun bu kadar arttığı, çocukların açlığının bu kadar büyüdüğü bu koşullarda ne yaptı? Bu kısıtlı hakkı da kaldırmak için ayak oyunlarına başvurdu. Milli Eğitim Bakanlığı 8 Eylül'de okullara deprem bölgesinde beslenme desteği verilmesi başlıklı bir genelge gönderdi ve okul öncesinde bir öğün ücretsiz yemek uygulamasının depremlerden etkilenen 11 il için sınırlandırıldığını ifade etti. Diğer illerde hizmet veren okulların idari amirlerine yemek için bütçe ayrılmadığı söyleniyor. Yine okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan öğretmenlere mesaj atılarak ya da sözlü olarak velilerden beslenme hazırlamalarını istemeleri söylendi. Bunlar hep bize gelen bilgiler. Bugün bir soru önergesiyle de sorduk. Yoksulluk sınırının 40 bin liraya dayandığı bu memleket tablosunda siz ne hakla çocukların kazanılmış bir hakkını ortadan kaldırıyorsunuz? Bakanlık kalkıp tasarruf tedbirleri diyor, bütçe açığı diyor. Soruyoruz, yoksul ailelere fedakarlık yapın, kemer sıkın çağrıları yaparken, kemeri çocukların boğazına kadar getirirken, yılın ilk 6 ayında sadece din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için 19 milyar lirayı aşan bütçeyi nereden buluyorsunuz? Çoğunluğu açlık sınırının altında yaşayan halka fedakarlık çağrıları yaparken, din eğitimine harcanan kalemlerden değil, temel ihtiyaç olan beslenmeden kesinti yapılmasının açıklaması nedir? ÇEDES adı altında imam atayarak tüm okulları medreseye çevireceğinize, aç çocukların karnını duayla doyurmaya çalışacağınıza, okullara soktuğunuz cemaat ve tarikatlere milyon liralık kaynaklar aktaracağınıza, tüm devlet okullarında ayrımsız tüm öğrencilere bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek sağlayın. Sokakta, okulda, hastanede, pastanede, çarşıda, pazarda ve mecliste bu sesi duyacaksınız. Okulda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek her çocuğun hakkı ve biz bunun için mücadeleyi büyüteceğiz.